Cümleten selamun aleyküm. 2 Ekim 2024 Çarşamba bugün bir başka video ile karşınızdayım. Dünkü saldırıları değerlendireceğiz. Biliyorsunuz İran dün İsrail'e yönelik akşam saatlerinde çok sayıda balistik füze ateşledi. Ve bu füzelerin büyük bir kısmı İsrail'e düştü. Orada belli boyutta tahribatlar oluşturdu. Bu saldırıyla ilgili detaylardan bahsedeceğim. Ardından saldırıya İsrail'in verebileceği muhtemel yanıttan bahsedeceğiz ve ondan sonra sonuçları ne olabilir? Bir de Lübnan Ölülü İsrail'in kara işgalinden bahsetmeye çalışacağım bu videoda. Bu beklenen bir saldırıydı. İran uzun süredir özellikle İsmail Heninye'nin Temmuz ayının sonunda e, suikaste uğramasından bu yana... İsrail'e yönelik karşılık vereceğini, İsrail'e bir misilleme gerçekleştireceğini söylüyordu ve bu yönde aslında içeride de bir baskı oluşmuştu üzerinde. Yani ne zaman bu misillemenin yapılacağına yönelik. Çünkü İran biliyorsunuz stratejik sabır dedikleri olayda zirve yapmış bu ülke. Yani uzun zamandır İsrail İran'ı e, Suriye'de hedef alıyor mesela. Ancak İsrail İran her türlü buna sabretme işte stratejik sabır dediğimiz şeyi buna karşı İsrail'e karşı göstermeye çalışıyor. Ancak dünkü saldırıda İran'ın belli nedenlerden ötürü stratejik sabrının tükendiğini de gördük. Bunun farklı nedenleri vardı. Bundan önceki videoda bunlardan bahsetmiştim. Şimdi ilk olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu İran'ın saldırısından kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri bir açıklama yayınlayarak İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirme hazırlığında olduğu haberini medyaya servis etti. Bu haberin ardından çok kısa bir süre sonra yani birkaç saat içerisinde İran'ın biz füzeler ateşlediğini gördük. Bunlar hipersonik füzelerdi, balistik füzelerdi ve gerçekten diğer füzeleri oranla diğer Nisan ayındaki saldırıdaki kullandığı seyir füzeleri, balistik füzeler ve insan savaşları oranla çok daha hızlı bir şekilde bunlar İsrail'e ulaştı. Ancak burada dikkat çekmek istediğim nokta İran'ın da daha sonra ortaya çıkan haberlerde Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yı bu saldırıyla ilgili bilgilendirdiği ortaya çıktı. Dünkü canlı yayında da bundan bahsetmiştim. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'ni bilgilendirmesi demek dolayısıyla İsrail'e bilgilendirmesi demek anlamına geliyor. Ancak burada tabii ki şey demiyorum yani bir danışıklı dövüş olduğu dünkü şey doğrudan bunu söylemiyorum ama belki de danışıklı dövüştür yani çünkü devletlerin arka, geri planda arka planda neler planladığını ne, ne gibi Planlar yaptığını tam olarak bilmek zor. Yani bize görünen kadarıyla zor. Onu ifade etmeye çalıştım. Ve füzeler ateşlendi. Yaklaşık 200 füzenin ateşlendi ifade edildi. 180 diyen var. 300 de diyen var ama ben 300'e dair pek bir doğrulayamadım yani. Füzelerin büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Ürdün tarafından, Ürdün'de yardımıyla havada imha edildiği söyleniyor ifade ediliyor. Gerçek ya yani muhtemelen öyle olabilir. Çünkü düşen füzelere baktığınızda evet çok sayıda füze isabet etti. Ancak 200 tane de füze isabet etmedi. Yani havada imha edilenler vardı. İzlediğim görüntülerden onları da gördüm zaten. Burada Ürdün'ün rolü önemli. Ürdün ee, düşünün, İran'ın füzelerine karşı İsraili korumaya yardım ediyor. Ee, tabii ki işin içerisinde başka ülkeler de olabilir. Ancak onlar isimlerini vermek istemiyor olabilirler çünkü füzenin güzergahına baktığınızda ismini vermek istemeyen başka ülkelerin de olması muhtemel. Ancak şunu ifade edeyim, füzelerin büyük bir çoğunluğu isabet etti yani topraklara düştü. Ee, nerelere düştü? Mesela hükümet merkezlerinin yakınlarına düştü. Mossad'ın karargahının yakınlarına düşen füzeler oldu. Ancak bunları mesela Mossad'ı hedef alan füzeler Mossad'ın yakınlarındaki boş alanlara düştü ve herhangi bir kayıp da bildirilmedi. Yani Mossad'ın merkezini vuramadı ve yine Füzelerle ilgili şu eleştiri vardı. İşte tahrip gücünün düşük olması. Bazı arkadaşlar bana da yazmışlar. Yani bunlar gerçek füze mi vesaire diye. E tabii ki bunlar gerçek füze ancak tahrip güçleri eleştirilebilir evet. Yani çok böyle büyük tahrip oluşturduğu noktalar ben görmedim. Yani yıkıntılar vardı tabii ki. Açtığı çukurlar da vardı. E, bu çukurları tabii ki açma olayı biraz düştüğü yere göre değişir ancak büyük çukura açtığı yerler de vardı, küçük açtığı yerler de vardı ancak buna pek takılmamak lazım. E, çünkü günün sonunda İran tarihinde ikinci defa İsrail'e doğrudan füze saldırısı gerçekleştiriyor. Bu doğrudan saldırı gerçekleştirmesinde farklı nedenleri var. Artık kendisinin içeride oluşan bir baskı var. Vekil güçlerine karşı işte Yemen'dekiler olsun, Lübnan'dakiler olsun kendisini göstermesi gerekiyor. Yani bir babalık yapması gerekiyordu ve İran Dün bu saldırıyı gerçekleştirdi ardından da e, İsrail karşılık verirse daha sert bir şekilde karşılık vereceğini söyledi. Ve yine burada e, şimdi füzeler tabi isabet etti bu büyük bir mesajdı İran tarafından İsrail'e verilen e, ancak bu füzeler sonucunda ölen yaralanan var mı diye baktığınızda ee, yani ben aha, haber genel haber taraması yaptım ancak bir tane Filistin'in dışında Batı Şeria'da bir tane Filistinli'nin o videoyu da sosyal medya hesabından paylaşmıştım Füzelerden birinin enkazı Filistinli'nin üzerine düşüyor sokakta yürüyen bir Filistinli'nin Ve onun vefat etmesi dışında e, ben bir e, İsrail'ini bir Yahudi'nin öldüğüne denk gelmedim Şimdi şöyle bir şey aklınıza gelebilir İsrail bunları zaten yayınlamaz vesaire diyebilirsiniz Ancak sivil kaybı yaşansaydı gerçekten İsrail bunları kullanmak için propagandasını yapmak için kendi izlediği siyaseti meşru göstermek açısından bunu yayınlardı. Yani kesinlikle hatta abartarak yayınlardı sivil kayıplarını. Ancak benim izlediğim, takip ettiğim kaynaklarda böyle bir şey ben göremedim. Askeri olarak da bir kayıp açıklamadılar. Ancak burada yine İsrail'in açıklamamasına da pek güvenmemek lazım ama yine de şunu söyleyeyim gördüğüm kadarıyla hatta konum tespitleri yapılmış füzelerin düştüğü noktalara baktığımda birçoğu açık alanlara düşmüştü yani bunu da özellikle ifade etmek istedim ölen Filistinlinin de üzerine bir füze enkazı füzenin yakıt kısmının düştüğü görülüyor. Burada mesela şey diyenler oldu yani bu füzeler patlamamış bunlar nasıl füze falan diyenler de oldu. Boru diyenler oldu. O öyle değil arkadaşlar durum biraz daha farklı. Onlar füzelerin itici kısımları yani yakıt olan içerisinde kısımlar. Onlar füzenin enkazı yani belli bir noktadan sonra o yere düşen asıl patlayıcı başlık olan kısımlar bu şeylerden yakıt tanklarından ayrılıyorlar. Bu yakıt tankları da şey... Filistinli birisinin üzerine düşüyor. Oradaki olay o. Hani boruya benziyor falan diyorlar ama durum ondan öyle değil. Geçmiş dönemde e, Suriye Savaşı'nı takip edenler ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaktır. Yani şeyin attığı Beşar Esed rejiminin ve Rusya'nın attığı e, balistik füzelerde, sivillere, sivil yerleşimlere attığı balistik füzelerde bu enkazlar, füze enkazları, füze yakıt tankları evlerin üstüne falan düşüyordu. Böyle yine ölümlere neden o, oluyordu yani. Ve e, şimdi Gözler evet İsra İran misillemesini yaptı gecikmeli de olsa ve artık gözler e, İsrail'in burada ne yapacağında. Yani İsrail bir karşılık verecek mi? Dün akşam e, İsrail kabinesi toplandı. Birkaç bakanla ilk başından Netanyahu bir toplantı halindeydi. Yine şu detayı da belirteyim. Bakın bu da önemli. Füzeler havada olduğu esnada ben kendi yaptığım haber taramalarında Netanyahu'nun Kudüs'te bir sığınakta olduğunu yanında birkaç bakanla birlikte füzeler yani Tel Aviv'e düşerken İsrail'in belli noktalarına yönelik saldırılar gerçekleşirken şeyin Netanyahu'nun Kudüs'te bir yeraltı sığınağında olduğunu öğrendim. Dolayısıyla bence muhtemelen saldırının saatinden de haberi vardı kendisinin. Birkaç bakanla birlikte sığınağa girmişti. Şimdi orada bir ondan sonra bir toplantı yaptılar. Toplantıdan net bir karar çıkmadı. Bunu da özellikle belirteyim. Çünkü İsrail'in tam olarak ne yapacağı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne danışması gerekiyor. O yüzden toplantıdan net bir karar çıkmadı. Yani bu süreci Biden'ın açıklamalarında da mevcuttu. Bu süreci misilleme sürecini yani İran'a yönelik Biden'la birlikte istişare edecekler büyük ihtimalle. Çünkü burada... İsrail biz anladığımız kadarıyla neten Yahun'un açıklamaları, bakanların açıklamaları, yetkililerin açıklamaları İran'a bir karşılık verecek muhtemelen ve doğrudan bir karşılık verecek. İran'ın burada muhtemelen petrol ve gaz merkezlerine saldıracaklar. oraları vurabilirler savaş uçaklarıyla. Hava savunma sistemlerini hedef alabilirler İran'ın farklı suikastlar gerçekleştirebilirler. Geçmiş dönemde biliyorsunuz zaten İsrail'in geçmiş suikastlerle dolu ve geçmiş dönemde İran'da gerçekleştirdi. Mesela Heniye suikastine benzer suikastlar gerçekleştirebilirler. Bunlar olası ihtimaller arasında. Ancak e, yani bana ger bana fikrimi soracak olursanız e, bence suikastlardan ziyade eğer ki e, gerilimi tırmandırmamak gibi bir amaçları yoksa suikastlerden ziyade daha ses getirecek, böyle yangınların olduğu, dumanların olduğu, iyi bir görüntü verebileceği bir e, saldırı gerçekleştirmesi lazım İsrail'in. Bu da petrol ve gaz merkezlerine saldırmakla, gaz depolarına saldırmakla mümkün. Çünkü e, imajını da kurtarması gerekiyor İsrail'in. Yani dün akşam gerçekten İran'ın e, balistik füzelerle İsrail'i vurabilmesi, yani İran'ın o işte sürekli övündüğü demir kubbenin aslında bu füzeleri engellemekte başarılı olmadığını biraz ortaya koydu. Ya bu tabi biraz teknik bir detay. Zaten demir kubbe dediğimiz olay bu tarz füzeleri engelleyemiyor. Ancak bunu bilmeyenler var. İşte herkes demir kubbe, işte plastik kubbe oldu diye dalgalar, dalga geçiyorlar. Mesela Arap medyasında daha farklı şeyler vardı. Burada İsrail'in söz konusu, konusu bir imaj zedelenmesi de var ve bunu toparlamak için dolayısıyla büyük bir saldırı gerçekleştirmek isteyebilir. Çünkü geçmiş Nisan ayındaki saldırı biliyorsunuz yani 300 tane füze ve insan savaşı atılmıştı. Ancak bunların neredeyse tamamına yakını havada imha edilmiş. Ancak bu saldırı böyle olmadı. Dolayısıyla İsrail'in bir karşı vermesi gerekecek. İran'a vereceği karşılıkta işte petrol ve gaz depolama tesisleri olabilir dedim. Burada iktisadi olarak yani ekonomik olarak İran'a bir darbe vurmak isteyebilir. Çünkü İran'la gerçekten ekonomi zaten kötü durumda. Halk zaten şikayetçi. Rejimin tarafında olanlardan bahsetmiyorum. Biraz daha böyle normal rejim taraftarı olmayan halka baktığınızda kaldı ki İran çok toplumsal olarak çok gergin bir ülke yani rejimi istemeyen geniş bir kesim var yani ülkede ee, onlara yönelik daha böyle baskı altında bırakmak o halkı yani rejime karşı daha e, sert çıkışlar yapmalarını sağlamak rejime düşman olmalarını sağlamaya yönelik bir hamle de olabilir bu çünkü e, iktisadi ciddi anlamda bir darbe indirebilir e, İsrail bu tarz bir saldırıyla yani bu yakıt depoların hedef alan saldırılarla farklı saldırılarla yani daha farklı saldırılar da gerçekleştirebilir İran yönelik ee, İsrail bunu önümüzdeki günler içerisinde benim anladığım kadarıyla açıklamalardan e, göreceğiz. Bundan sonra İran bir karşılık verir mi? Neden diyorum bunu? Çünkü İran yaptığı açıklamada İsrail'in kendilerine karşılık vermesi durumunda yeniden daha sert bir şekilde karşılık vereceğini açıkladı. Bunu da bekleyip göreceğiz. Yani İran karşılık da vermeye de bilir. Çünkü daha sonra vereceği bir karşılık başka bir karşılığı doğuracak. Ve bu şekilde bölge daha büyük bir savaşa doğru gidebilir. Ve İran da e, İsrail'e doğrudan savaşa girmek istemiyor. Yani bugün baktığınız zaman İran'ı evet saldırıları gerçekleştirdi, ancak saldırıları gerçekleştirdiğinde yaptığı bilgilendirme İran'ın BMGK'daki temsilcisinin Birleşmiş Milletler, Milletler'deki temsilcisinin yaptığı açıklama e, meşru savunma haklarını kullandıkları yönündeydi. Yani dolayısıyla İran oyunu mevcut küresel sistemin kurallarına göre oynamaya çalışıyor. İşte İran geçtiğimiz yayınlarda da hep söylüyordum yani bu küresel sistemin içerisinde olan ülkelerden bir ülke günün sonunda yani dolayısıyla meşru bir hakkını kullandığını öne sürüyor İran ve kendisinin karşılık vermesi durumunda işte bunu ne Tür olursun, nasıl olursa olsun bir savaşa evrilmeyecek şekilde yapmaya çalışıyor öyle söyleyeyim çünkü İsrail e, hadi belli oranda savaşılabilir diyelim ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e sağladığı destek Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede İsrail'i var etmesi desteklemesi her boyutta desteklemesi dolayısıyla İran'ın e, İsrail'e doğrudan bir savaşa girmesini diğer birçok ülkenin İsrail'e doğrudan savaşa girmesinin önündeki en büyük engel bir de internette şöyle haberler de gördüm. Lübnan konusuna geçmeden önce bunu ifade etmek istiyorum. Bu sıra Türkiye'ye gelir mi konuları var. Bana çok sordular. Ben de nereden geliyor böyle bir soru diye falan düşündüm. Çünkü herkes aynı soruyu soruyordu. Gerek sosyal medyada olsun gerekse dün açtığım bir canlı yayın vardı. Oradan yapılan sorulan sorularda. Ben bunu anlamadım ne oldu. Niye insanların bunu sorduğunu. Eğer siyasilerden bir siyasetçi... Böyle bir şey söylemiş yani işte, Türkiye sıra Türkiye'de işte Lübnan'dan sonra vesaire diye. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sıra Türkiye'de mi değil mi? Ben bunu tahmin edemem yani bu biraz zor bir tahmin. Sıra ama baktığınız zaman yani bugün e, Singapur devlet başkanı hani afaki olarak konuşuyorum yani Singapur devlet başkanına da sorsanız siyasetçi olduğu için e, halkının eğer böyle bir hassasiyeti varsa oradan oy devşirebilecekse kendisine çok alakasız bir yerde değil mi Singapur? Ama o da diyebilir yani. İşte şey diyebilir mesela Lübnan düşerse Singapur düşer diyebilir. Yani bunu afaki söylüyorum dediğim gibi bir örnek olması açısından söylüyorum. Dolayısıyla yani bu konularda siyasilerin açıklamalarını pek dikkate almamanızı ben tavsiye ederim. Özellikle Türkiye'deki siyasiler. Çünkü yani siyaset çok basit, çok böyle burada düşük profilli olarak ben yapıldığını düşünüyorum. O yüzden siyasilerin her açıklamasının dikkate alınmaması gerektiği kanaatindeyim deyip bu konuyu da sonlandırayım. Şimdi Lübnan konusuna geçmek istiyorum. Lübnan'ın güneyine artık İsrail bir işgal başlattı. Yani ben ilk dünden önceki günde yanlış hatırlamıyorsam bir tweet attım. Bunu da söylemiştim yani mevcut sahadaki hareketliliğe baktığımızda... ...büyük oranda bence dedim İsrail... Ee, sahada İsrail sahaya girdi. Yani sahadaki gelişmeler bize bunu gösteriyordu. Sahanın hareketlerin okunması bana e, İsrail askerlerinin sahada olduğunu gösteriyordu. ya Büyük ihtimalle bu da doğru çıktı. Yani, yani doğru çıktı diye ben söylemiyorum. Yani ben dedim demeyi sevmiyorum. Ancak baktığınız zaman e, topçu ateşleri, hava desteği sürekli olarak belli bir güzergahın vurulması vesaire bunlar hep böyle İsrail askerlerinin sahada olduğuna dair ben de bir izlenim bırakmıştı. Nitekim e, öyle de oldu. İsrail askerleri birkaç gündür, iki gündür Lübnan içerisinden, Lübnan Güney Lübnan içerisinden görüntüler, fotoğraflar atıyorlar. Orada terk edilmiş Hizbullah mevzilerinin görüntülerini atıyorlar. Ee, i̇şte belli hedeflerin vurulmasına dair hava şey, hava saldırılarının görüntülerini paylaşıyorlar. Şimdi burada terk edilmiş Hizbullah mevzileri diyorum. Ancak geçmiş videoda takip edenler bilir. Ben şöyle bir şey söylemiştim. Hizbullah İsrail'i biraz içeriye çekmek isteyebilir. O yüzden belli mevzileri terk etmiş olabilirler. Bu gayet anlaşılır bir durum. Çünkü e, Hizbullah dediğimiz yapı tecrübeli bir yapı özellikle biliyorsunuz Suriye'de Müslümanların öldürülmesi konusunda Beşer Asedirci ve Rusya ile ittifak yapıp sahada çok ciddi bir güç oluşturmuş Tezbulah ve Suriye tecrübesini de şu anda kullanıyor Lübnan'da ve baktığınız zaman sahada bir çatışma tecrübesi var oradan edindiği bir tecrübe var her ne kadar Karşısındaki konvansiyonel bir ordu da olsa İsrail güçleri, e, hava güçleri olan bir ordu da olsa gerilla taktikleriyle mücadele ettikleri için Hizbullah tarafı ve sahayı bildikleri için kendi toprakları olduğu için burada 1-0 zaten üstün konularda. Çatışmaya 1-0 üstün başlıyorlar yani ve bununla birlikte çatışmaların da başladığını görüyoruz biz Güney Lübnan'da. Yani İsrail askerlerinin... Ciddi kayıplar verdiğine dair de raporlar geliyor. Mesela bunlardan bir tanesi e, Sky News'ün haberindeydi. Sky News Arapça servisinin İsrail'e bir kaynağa dayandırdığı bir haber vardı. E, 14 İsrail askerinin Güney Lübnan'daki çatışmalarda öldüğü daha 2 gün oldu mesela işgal başlayalı. Ve bu tarz e, daha ağır kayıplar da duyabil duyabiliriz. Çünkü e, mesela Hamas'la e, İzzettin Alkastan Tugayları daha doğrusu Hizbullah'ı kıyasladığımızda Hizbullah'ın elinde çok daha gelişmiş silahlar var. Yani ve askeri tecrübesi çok daha fazla ve yine e, gelişmiş e, silahların yanında bu silahları kullanabilecek, tecrübe etmiş bir kapasitesi de var Hizbullah'ın. O yüzden daha farklı şeylerde e, askeri kapasitesi daha e, gelişmiş olduğu için daha farklı haberler de duyabiliriz. Yani çatışmalar halen Güney Lübnan'da devam ediyor. Ancak İsrail askerleri şu anda bence biraz daha keşif amaçlı Lübnan topraklarına girmiş durumdalar. İşte 500 metre girdi diyen var, 1 kilometre içeri girdi diyen var, birkaç kilometre girdi diyen var. Ancak günün sonunda İsrail işgal güçlerinin biz Güney Lübnan'ın içerisinde olduğunu biliyoruz. Girip çıkıyorlar, tekrar giriyorlar, bu tarz hamleler yapıyorlar. Belli keşifleri içeriyor bunlar bence. Daha sonra farklı bir şekilde de, daha fazla da girebilirler içeriye. E, ve şunu da ifade edeyim, yani şimdi bu e, içeriye, girdiklerinde de bunu davul zunla ilan etmeyecekler yani muhtemelen bu asker operasyonlar şöyle oluyor yani muhtemelen değil şöyle oluyor ee, içeri girerler operasyonlara başlarlar artık bunu ilan etmelerinde herhangi bir güvenlik e, şeyi kalmaz bir tehdit oluşturmaz bunun ilanı artık o zaman haber merkezine haber servisine ilan ettirirler yani çünkü dediğim gibi iki gün önce bence Lübnan'a girdi İsrail askerleri ancak haberler sonradan daha sonraları veriliyor ve ne olacak yani Güney Lübnan'da bunu da bekleyip göreceğiz bence yani e, biraz daha bekleyeceğiz ancak Lübnan topraklarında İsrail işgal güçlerinin Hizbullah'la e, yüz yüze çalışmaya girmesi durumunda bence daha ağır kayıplar vermesi de ihtimal dahilinde bunu da e, ilerleyen günlere takip edip göreceğiz daha farklı gelişmeler olursa ben aktarmaya devam edeceğim İzlediğiniz için çok teşekkürler herkese iyi akşamlar.